siyasetçi bir ismi ağırlıyorum. CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Aka konuğum. Aylin Hanım hoş geldiniz. Hoş tebrik ediyoruz. Seçim bitti. O maraton bitti. Bir nefes alındı mı? Valla ben şu anda bugün kaç yüz kilometre yol yaptım bilmiyorum ama ilçe ziyaretlerinden geliyorum. Bugün Ankara İl Örgütümüzle ve aynı zamanda seçilmiş olan milletvekillerimizle birlikte tek tek ilçeleri ziyaret ettik. Hem örgütümüze emekleri, yürekleri için teşekkür ettik hem de genel anlamda bir seçim değerlendirmesi yaptık. O yüzden aynen devam ediyor. Gazı basmıştık, hiçbirine de basmadan çalışmayı devam ediyoruz. Çıkan tablodan çok yorumlar yapıyor. İşte CHP şöyleydi, böyleydi vesaire. Siz tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğiniz oy oranı mıydı? Başarı mı var? Başarısızlık mı var? Veya üzerinde konuşmak mı lazım? Ne düşünüyorsunuz tablodan? Şimdi bir kere Cumhuriyet Halk Partisi çıkan sonuç ne olursa olsun her zaman üzerinde konuşur, analizlerini yapar ve buna göre de bir takım aksiyonlar alır. Biz nasıl değerlendiriyoruz noktasında bugün özellikle ilçe örgütlerimizdeki üyelerimizin, oraya gelen, bizi dinlemeye gelen vatandaşlarımızın duygularını da size taşıyarak aktarayım. Lütfen. Yani genel duygu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte, bu seçim döneminde ne yapması gerekiyorsa onu yaptığı yönünde. Yani bir kere her şeyden önce ön seçim yaptı ve ülkeye bir demokrasi şöleni yarattı aslında. Diğer siyasi partiler açısından da bir kültür oluşturdu ve adaylarını ön seçimle belirledi. Yani biz de bir liderin iki dudağı arasından çıkan isimlerle değil, parti üyelerimizin belirlediği kişilerle bir milletvekili seçimi yapıldı. Hatta kimi isimlerde belki küstürüldü değil mi? Yani ön seçim tabii sandıktan ne çıkacağı belli olmadığı için tamamen artık milletin iradesine kalmış oluyor. Üyelerimizin iradesine kalmış oluyor. Ve genel başkanımız da bu ön seçimin bir parçası olarak ön seçime girerek önemli bir duruş sergiledi. Dolayısıyla aday tercihlerinin genel anlamda doğru yapıldığı yönünde bir ortak kanaat var. Öte yandan projelere bakıyorsunuz. Gerçekten de tam halkın her kesimine dokunan ve ciddi anlamda ülkenin sorunlarına çözüm oluşturabilecek nitelikte projelerdi. Peki. Hatta biz burada öncü rol üstlendik diye de düşünüyoruz. Çünkü farkındaysanız bizim açıkladığımız projelerden sonra diğer partiler kendi seçim bildirgelerini açıkladıklarında adeta bizim projelerin bir izdüşümüyle karşılaştık. Biz asgari ücret 1500 lira olacak dedik. Bir başka parti 1400 artı 100 dedi. Bir diğeri 1800 dedi. Biz mazot 1,5 olacak dedik. Daha ekonomi ağırlıklı bir noktaya çekildi. Evet. Evet ama doğru projelerdi ve o projelerin halkta ciddi bir karşılığı olmuş. Hatta kampanya da beğenildi. Şimdi ona değil mi? Evet, lütfen onu da söyleyeyim. Kampanya da çok beğenildi. Yani mesajlar çok doğru verildi. Hedef kitlelere doğru ulaşıldı. O yüzden hani Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşen her şeyi yaptı. Peki, sandıklara sonuç sahip çıkıldı. Evet. Peki sonuç yani sizi memnun etti mi mesela? Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha yüksek bir oyu hak ettiği yönünde genel bir duygu var partilerimizde. Ama asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısıyla ilgili bir sorgulama yok. Genel başkanla ilgili bir sorgulama yok. Parti yönetimiyle ilgili bir sorgulama yok. Genel olarak bir memnuniyet var. Ancak herkeste şu duygu var. Cumhuriyet Halk Partililer demokrasi sevdalısıdır. Cumhuriyet Halk Partililer eşitlik sevdalısıdır. Özgürlük sevdalısıdır. O yüzden bu seçimde bir ortak akılla, stratejik akılla daha doğrusu hareket ettiler. Ve işin biraz matematiğine baktılar. O matematikte bazı Cumhuriyet Halk Partilileri farklı partilere oy vermeye HDP'den bahsediyoruz sonuçta. Evet, barajı evet. geçmesinden bahsediyoruz. Evet. Yoğun şekilde CHP'den oy kaydı deniliyor. Hatta emanet evet. oy deniliyor. Evet, denilen evet. herhalde CHP'nin oyları diye düşünüyor. Kesinlikle. Yani bugün bazı iç hesaplaşmalar da oldu. Mesela gelen bir partilimiz dedik ya %13 olacaklarını bilsem ben vermezdim. Hani barajı atlayamayacaklarını düşündüm gibi. Bazı partiler yorumlamalar söylüyorlar da yapıldı. Yani size HDP'ye verdiklerini. Yani bu oldu çoğunlukla. Hani Cumhuriyet Halk Partisi adeta bir bölüşüm oldu. Çocuklar HDP'ye verdi. Yani böyle olmuş daha doğrusu. Hani bu paylaşılıyor bizlerle. Evet, gençler HDP'ye verirken aile büyükleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş. Ama bu tamamen aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin baraj konusundaki hassasiyetiyle ilintili. Biz biliyorsunuz kaç kez kanun teklifi verdik. Biliyorum, evet. Baraj kalksın dedik. Olmadı %3 olsun dedik. Olmadı %5 olsun dedik. Olmadı. Bari %7 olsun dedik. O da olmadı. Artık partiler böyle bir tavır sergiledi. Tabii bir taraftan da insan düşünüyor yani bütün oylar keşke CHP'ye gelseydi. CHP anlamında CHP tarafından düşünüyorum. Hani HDP olur olmaz baraj olarak ama CHP belki tek başına iktidara gelebilir miydi, olabilir miydi öyle bir şey?
Yani HDP'nin barajı geçmesi demokrasi açısından bir gereklilikti. Dolayısıyla keşke baraj %10 olmasaydı cümlesini kurmaya daha yakınım aslında. Çünkü belki öyle olmasa diğer partiler arasındaki dengeler de daha başka olabilecekti. Ama şurası bir gerçek. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda değerlerini koruyarak ve vaatlerini yerine getirecek bir takım sorumlulukları almaya hazır olarak bir değerlendirme süreci içerisinde. Pazartesi günü parti meclisi toplantımız olacak. Biliyorsunuz parti meclisi partimizin en yetkili organıdır. Evet. Bizim partimiz tek adam partisi değil. Biz demokrasiyi içselleştirmiş olan bir partiyiz. Dolayısıyla burada bir takım şeyler masaya yatırılacak ve tartışmalar yapılacak. Peki, ama şimdi bir an önce ülkenin... Bütün bunlar olurken tabii koalisyon tartışmaları varken onları da konuşacağız şimdi. Tabii. Bir resim çıktı ortaya. Deniz Baykal'la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın resmi ve görüşme. Bu resim bize ne anlatıyor sizce? Şimdi bir kere şurası bir gerçek, hani siyaset diyalog ve uzlaşma sanatıdır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir teklif gelince partimizin önceki dönem genel başkanı da genel başkanımızı aramış ve genel başkanımızın da onayıyla böyle bir görüşme talebine yanıt vermiş. Bir görüşme yapıldı. Daha sonrasında da zaten eski genel başkanımız partiye giderek yapılan görüşmenin detaylarını aktardı. Yani biz dediğim gibi kendimize ait olan değerleri korumak kaydıyla böyle bir görüşmeyi reddetmek ya da süreci tıkayan bir aksiyon almaktansa bir an önce ülkeyi bu sıkıntılı süreçten çıkarma yönünde bir tavır sergilemek istiyoruz. Çünkü hani sanki koalisyon denilen şey böyle öcüymüş gibi yansıtılmaya çalışılıyor. Hayır, yani bu da bir parlamenter sistemdir ve bakın Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden bir gerçekleştirdik. %86.3 oranında katılım oldu. Evet. Halk bize biz koalisyon istiyoruz dedi. Yani tek parti istemiyoruz dedi. Ama burada baktığımızda hani bir değerlendirme yapıldığında şunları görmek lazım. Hani kim kazandı, kim kaybetti konuşması yapıyoruz ya. Evet. Aslında bakıldığında çoğulculuk kaybetti. Tam tersi çoğulculuk kaybetti. Evet, evet. Çoğulculuk kazandı. Sesini yükseltenler kaybetti. Sözünü yükselten kazandı. Gene uzlaşmacılık kazandı. Kapsayıcılık şimdi kazandı. Şimdi demin dedi ki koalisyon öcü gibi gösteriliyor. Tabii geçmişimize baktığımız zaman Aylin Hanım, hani ne koalisyonlar gördü memleket. Öyle baktığımız zaman biraz endişe duyması insanların normal gibi geliyor. Algılayabiliyor musunuz o endişeyi? Şimdi yani, CHP'nin özelinde sormuyorum aslında bunu ben. Evet, yani şu an bir koalisyon güzellemesi yapmaktan ziyade içinde bulunduğumuz tek partili sistemde yaşanan aksaklıkları görmezden gelemeyiz. Yani bakın şu anda toplumda hakikaten bir buhran yaşanıyor. Depresyon ilaç oranlarının en yüksek kullanımda olduğu bir dönem, kadına yönelik şiddetin en fazla arttığı dönem, boşanma oranlarının en yüksek olduğu dönem, madde bağımlılığının gene en yüksek olduğu dönem, baktığınızda giderek gelir dağılımdaki dengesizliğin açıldığı bir dönem. Dolayısıyla halk bize dedi ki toplumsal refahı artık tabana yayın. Artık daha fazla kutuplaşmayın, çatışmayın, uzlaşın. Bu ülkeye huzur getirin, barış getirin. Bunu da bir denge içerisinde yapın. Bu dengeyi de halk iradesini bu şekilde ortaya koyarak gösterdiği için bizler de ona göre sorumlu siyasetçiler olarak halkın mesajını almalı. Şimdi tavırlar daha sertti seçim sonrası, hemen ilk açıklamalar sadece CHP liderinden değil, MHP lideri de, HDP lideri de daha hani koalisyona daha kapıları kapamıştı. Sonra CHP'den biraz daha, şimdi bu söylediğiniz ayıklarla muhtemelen daha yumuşama mesajları gelmeye başladı. Keza Kılıçdaroğlu'nun tweetlerinden anladığımız kadarıyla ülkeyi bir buhrana götürmemek ve gerçekten de hükümeti kurma yolunda en azından olumlu davranacağına dair mesajları okuduk biz. Şimdi demin ki MHP Genel Başkan Yardımcısıyla sohbet ettik, belki görmüşsünüzdür. O da şunu söyledi: piyasalar ve iş adamları da, iş dünyası da AK Parti ve CHP koalisyona çok sıcak bakıyor. Herhalde bu iş olacak gibi dedi. Şimdi bunu sormak belki erken size haliyle, ama nasıl ilerler koalisyon yolu sizce?
Öncelikle şunu söyleyeyim, hani ne ailen olarak ne de parti meclisindeki değerlendirmeler yapılmadan Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu anda bir şey söylemek elbette mümkün değil. Ama şurası bir gerçek, biz bu ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz Balçıçak Hanım. Biz elimizi taşın altına sokmaya talibiz. Hı hı. Bugün yaptığımız ziyaretlerde bana hep sordular, işte ne zaman emeklilere iki maaş ikramiye verecek, hı hı. ne zaman mazot 1,5 lira olacak, ne zaman aile sigortası uygulaması hayata geçecek, taşeron işçiliği kalkacak, asgari ücret 1500 lira olacak. Şimdi halkta böyle bir beklenti oluştu. Çünkü bu kampanyanın aslında etkili olduğunu gösteriyor aile. Elbette. Değil mi? Yani kampanya kadar aslında projeler ve içerikleri ve aynı zamanda içeriklerin altındaki o detaylı rakamsal çalışmalar da çok tutarlıydı. Onun için biz şu anda bunları hayata geçirebilecek her türlü donanıma, detaya sahibiz. Onun için de hakikaten bir an önce ülkenin bu sıkıntıdan çıkmasını ve bu projelerimizi hayata geçirebileceğimiz bir ortamın sağlanmasını arzu ediyoruz. Ama bu hiç şüphesiz ne tek partinin vereceği bir karardır, ne de benim aynı olarak şu anda bağlayıcı bir şey söyleyebileceğim bir süreçtir. Ama şunu sorabilirim, belki CHP'nin kırmızı çizgileri de vardır kuşkusuz. Bu sadece parti kararı anlamında sormuyorum. Bazı şeylerden taviz vermeyen bir yönü vardır CHP'nin. Ne olacak bu süreç içinde? Bir kere Cumhuriyet Halk Partililerin az önce profilini tanımlarken belki şunu da söylemek gerekir. Bu %25 aynı zamanda Cumhuriyet değerlerine sahip çıktı. Bu %25 aynı zamanda Cumhuriyet'in bir reklam arası olmadığının da net bir tavrını sergiledi. Bunun bir teminatı olarak durdu. Onun için bizim temel değerlerimiz olan laiklik, eşitlik, adalet, özgürlük, hukukun üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğünün olması, evrensel insan hakları uygulamalarının tekrar ülkemizde hayata geçmesi ve güçler ayrılığının yeniden ülkemizde inşa edilebilmesi açısından çok net bir duruşumuz var. Bakın çok enteresan. Bugün bir partilimiz dedi ki, ya Cumhurbaşkanı 3 gündür konuşmuyor dedi. Aslında 3 gün 22 saattir konuşmuyordu konuşuncaya kadar, az önce konuşuncaya kadar o partilimiz de tabii haberdar değildi. Benim dedi kalp ritmim düzendi. Yani ben dedi ritim bozukluğu yaşıyordum. Ülkede dedi bir normalleşme oldu sanki dedi. Bakın bugün mesela 2 tane önemli karar çıktı. Bunlardan bir tanesi 3. köprüyle ilgili olarak oradaki bağlantı yolunun imar planına idari mahkeme itiraz kararı verdi, durdurma kararı verdi. Bir diğeri gene hakimler savcılar sınavındaki kopyalara yönelik olarak verilen önemli bir karardı. Oradaki mesleğe iadesi kararını geri almış oldu. Yani sanki her şey yavaş yavaş ülkede bir rayına oturuyor, bir normalleşme sürecinin içerisine giriliyor. Onun için tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Yani tam önce hükümet kurulmalı. Şimdi önemli bir nokta daha var ülkenin gündeminde, kuşkusuz çözüm süreci. Evet. Siz halükarda demin HDP'nin demokrasi açısından baraja geçip meclise girmesini önemsediğinizi, hatta seçmenlerinizin bile verdiğini söylemiştiniz. Şimdi çözüm süreci mi, AK Parti CHP koalisi olacaksa olacak ama olmaya da bilir. Yani o tabii süreci göreceğiz. Sonrasında AK Parti olası bir MHP koalisyonunda çözüm süreci dondurulur mu? Buna dair bir takım dedikodular ya da kulisler ya da endişeler var. Ne düşünüyorsunuz çözüm sürecinin geleceği hakkında? Öncelikle hani Cumhuriyet Halk Partisi olarak çözüm süreciyle ilgili olarak tavrımızı belki hatırlatmakta, yenilemekte fayda olabilir. Biz daha öncesinde çözüm süreci gündeme geldiğinde dedik ki biz bu sürecin bir paydaşı oluruz. Ancak bizim 4 tane çok basit, çok temel şartımız var. 4 şart. Ve bunlar hakikaten çok basit. Bir tanesi dedik ki bunun uzlaşma zemini Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. İkincisi süreç şeffaf ve hesap verebilen. Yani Öcalan'ın içinde olmadığı bir şey söyleyebilirim. Muhataplar siyasi muhataplar olmalıdır dedik. Şeffaflık olmalıdır, hesap verebilirlik olmalıdır dedik. Hiç kimse ileride hesap veremeyeceği bir angajmanın altına girmemelidir dedik. Gizli ajandalar olmamalıdır dedik. Samimi yürüyen, açık yürüyen bir süreç olmalıdır dedik. Ya bu kadar basitti. Onun üzerine bu 4 şartımız kabul edilmedi. O zaman da dedik ki biz hiçbir zaman için sizin çözüm süreci içerisinde atacağınız adımlarda engelleyici olmayız. Biz size krediyi veriyoruz.
O zaman da bize dediler ki biz sizin kredinizi istemiyoruz. Tamam dedik, yani siz bu kadar çözüm sürecine sadece bir partinin çözebileceği şekilde rehin almak istiyorsanız bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ama biz bunun tek bir parti tarafından rehin alınmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Onun üzerine gene samimiyetimizi ortaya koyduk ve 27 tane kanun teklifi verdik. Bunların her biri aslında çözüm sürecinin çok önemli birer parçasıydı. Barajdan tutun, baraj indirilsinden tutun da geçmişteki acıları, travmaları hatırlatan yer isimlerinin değişmesine, nefret suçları ve faili meçhullerdeki zaman aşımının ortadan kaldırılmasına, siyasi propagandada dil yasağının kalkmasına, koruculuk sisteminin kaldırılıp koruculara iş bulunmasına, kamuda iş bulunmasına, mayınlı arazilerin temizlenip buraların tarımla uğraşan köylülere teslim edilmesine, Diyarbakır'da daha öncesinde dönemin başbakanının en büyük cezaevi yapacağım dediği yere insan hakları müzesi yapmaya, peki CHP bütün bunları yapıyor Ayla Hanım. Fakat bölgeden de hiç oy alamıyor CHP. Şimdi bunlar hakikaten değil mi? Bu da belki bir, konuşulacaktır evet, CHP'nin evet, kendi içinde değil mi? Biz hani hakikaten bugün partilerimizden bu kadar olumlu reaksiyon alınca size şunu da samimiyetle söylemem lazım. Belki de en sert eleştiri yapan, parti içi iç hesaplaşmayı en fazla yapan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani bazen de hatta birbirimizi hırpaladığımızda düşünürüm ben aynı olarak. Ve bugün bu kadar övgüyle karşılaşınca, hani partimizin yürüttüğü kampanya sürecinden, projelerinden adaylık belirleme sürecine kadar, yani kısacası seçim dönemine yönelik olarak, hakikaten dedim ki gerçekten demek ki eleştirilecek bir şey yok ki Cumhuriyet Halk Partililer dahi böyle değerlendiriyor. Ama elbette bir takım gerçeklerle yüzleşmek gerekir. Doğu Güneydoğu Anadolu'da durum ortada. Biz bunun elbette farkındayız. Ama size şöyle bir örnek vereyim. Ankara özelinden bir örnek vereyim. Ankara'da bir mahallemiz var. Köydü, adını mahalle yaptılar. Burada hala bir kanalizasyon sistemi yok. Ve burada çocuklarımız lağımlara basarak okula gidiyor, ona basarak evine dönüyor. Son derece antihijyenik. Siz de annesiniz. Yani bunun ne demek olduğunu bilirsiniz. Neyse bir şey. Ben bunu meclis gündemine taşıdım. Bu köyü ziyaret ettim. Hatta medya ilgilendi. Bu hem yazılı hem görsel medyada yer edindi falan. Büyük bir merakla bekliyorum. Biz bu mahalleden ne kadar oy alacağız diye. Biz bu mahalleden bu seçimde sadece 7 oy alabildik. Şaka ediyorsunuz. Fakat 60 oy kadar da AKP'ye gitti. İnanılmaz bir şey bu söylediğiniz o. Fakat şöyle, daha öncesinde 0 oy almıştık. Ve bunu 7 oy. Ki, bu 7 oy ileride 70 oy demek. Çünkü o kırılmayı yaşamak önemli. Şu anda o 7 kişinin kim olduğu ile ilgili olarak sürekli listeler yapılıyormuş. Yani 0'dan 7'ye gelmek zor. Herhalde şok geçirdiniz önce 7 oy deyince. Yok aslında yani Soma'da da benzer bir şey oldu biliyorsunuz. Yani insanların oy davranışları bir günde değişmiyor. Doğru. Ayrıca yine bugün gittiğim bazı ilçelerde bana dediler ki köylerimizi ziyaret ettiler ve burada kadınları son bir ay içerisinde İşkur kanalıyla işe yerleştirdiler. Yani gene bazen yapılan yardımların dolayısıyla uzun vadede daha dönüşü olacaktır diyorsunuz. Da görüyoruz. Yani bu bir süreç ama Cumhuriyet Halk Partisi devrimsel bir atılım yapmıştır ve gerçekten de bu seçimde doğru ekiplerle, doğru kadrolarla, doğru projelerle, doğru bir kampanya yönetmiştir ve bunun hem halkta hem de partilerimizde ciddi bir olumlu karşılığı olduğunu görüyorum ve herkes şunu söylüyor. Yani hak ettiğimiz oy daha fazlaydı. Herkes bunu çok net söylüyor. Hakkımızı iade ediyor. Yani hiç kimse kerhen oy vermemiş. Herkes içine sinesine oy vermiş. Bu önemli bir şeydir. Yani her şeye sayı açısından bakmamak lazım. Yani sayısal olarak da bakıldığında yeni oydaşlarımız oldu elbette ama oran açısından gerçekçi olmak lazım. Bir artış yaşamadık. Ama biz bu süreci her zaman için, her zaman olduğu gibi başarılı çıksak dahi analiz edilmesi gereken bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Asla bir başarısızlık olarak görmüyoruz. Ve biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz, istekliyiz, motiveyiz. Çözüm anahtarlarımız var. Artık hani inşallah bırakın yönetelim bakalım, diyorsunuz. Peki Ayla Hanım, teşekkür ediyorum. Daha fazla sorulacak bir şey yok bu süreçte çünkü haliyle. Yani koalisyonları göreceğiz beraberce. İlerleyen günlerde daha çok konuşacağız diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum teşekkür geldiğiniz ediyorum. İçin CHP